Çok köylü çok şahane. Hem karşı tarafta yanında onlara geçmiş kolaylaşacak. Hayır, sorsun bana o zaman. Seçim zamanı bir köye geldiğimiz zaman köylülerin en büyük talebinin buraya bir köprü yapılması olduğunu görmüştük. Geldiğimizde şurada bir tahta köprü vardı. Çocuklarımız o tahta köprüden, insanlarımız o tahta köprünün üzerinden korkarak gidiyorlardı. Burada 25-30 tane aile var. Aynen hatırlıyorum, doğrudur. Aile var. Bu aileler işte buradan yazın biraz daha kolay ama özellikle kış mevsiminde araçlarıyla birlikte evlerine ulaşamıyorlardı. Karşı tarafta da gerçekten ciddi bir orman bloku var. Bu bölgede çıkabilecek orman yangınlarına da kolay ulaşılamıyordu. Bundan dolayı kurumları bir araya getirdik. Öncelikle köprünün bu gördüğünüz kısmının büyük çapta yapılmasında orman teşkilatının imkanlarını devreye soktuk. Orman İşletme Müdürlüğü bunu bir program aldı. Orman Genel Müdürlüğü de buraya bir program ve ödenek verdi. Orman işletmesi ihale etmek suretiyle köprünün büyük bir kısmını tamamladı. Gördüğünüz gibi köprü birkaç gün önce ayakları henüz dolmamıştı. Henüz daha ulaşıma açılmamıştı. Birkaç gün önce ulaşıma açıldı. Özel idaredeki arkadaşlarımızla birlikte şimdi gördüğünüz çay tahkimatı var. Hem köprünün ayaklarının emniyete alınması hem de iki taraftaki tarım alanlarının yukarıdan gelecek sele karşı korunması açısından Üze İdare ile Devlet Su İşleri işbirliği yaptılar. Önümüzdeki günlerden itibaren görüyorsunuz karşıda karayolların yapmış olduğu bir taş tahkimat var. O tahkimatı da buralardan hatta köprünün çıkışından bir 50-100 metre daha devam ettirmek suretiyle hem köprü emniyete alınmış olacak hem de diğer tarım alanları olası bir sel felaketinden kurtulacak. Şimdi dolgu çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içerisinde dolgu çalışma bitmek suretiyle karayoluna en kısa süre içerisinde bağlamak suretiyle yıllardan beri köylerimizin beklediği hizmeti sorun da çözülmüş oldu. Ben Cilde Kısık mahallemize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ettik. Efendim sizden neler söyleyeceksiniz? Efendim ben 66 yaşındayım. Buraya geleli aşağı yukarı 40 sene oldu. Burada çok etyalarımız daha şu mezarlıkta yatıyorlar, daha görüküyor da. Buranın halini bize değil de onlara sorsanız daha iyi anlatır onlar. Biz buradan doğum yapacak bir kadını ağacın üzerinde hastaneye ulaştırdık. Ben buna şahidim. 50 seneden beri bu hizmeti bekliyorduk. İnşallah AK Parti döneminde sayın vekilimizin sayesinde bu hizmete kavuştuk. Bunun için çok gururluyuz. Dün iki tane kurban kestim sevincimden. Bugün de sayın vekilim geldi bizleri hayırlı olsun dedi. Çok memnunuz. Bu köprüde hangi vatandaş emeği geçtiyse amirinden, memurundan, işçisinden, hepsinden Allah razı olsun. Sebep olandan Allah bin kere razı olsun. Bir kere değil. Teşekkür ederim. Çukurca Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz ben. Burada sayın vekilimize her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Kendisi konudan ne kadar haberdar olduğu her platformuyla belli. Burada Orman İşletmesi Müdürümüzün de çok emekleri geçti. Sayın Genel Sekreterimize ve Yol Şube Müdürümüze de teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Sayın Vekilimin ne kadar emeği olduğu anlattığı her şeyden belli. Burada temelden tabana kadar yapılan her şeyi de bizzat takip etti kendisi. Sağ olsun köyümüz adına teşekkür ediyoruz. Bizi zahmetten kurtardı. Burada anlattığı gibi ağaç bir köprünün üzerinden geçip çocuklarımızı okula gönderiyorduk. Veya işte çarşıya gitmek için. Şu anda araçlarımızla rahat geçiş yapıp inşallah daha huzurlu, daha güvenli olacağız. Korkuyor muydu oradan geçerken? He? Korkuyordu. Arabası müsait mi taş taşıma? Girip de katıyor. DS'yi şuraya kadar yaptı, bıraktı bizden sonra yani, yaparım diye. Ben yani şimdi şuraya kato sallayıp buraya şey atamaz biraz. Şu çakıl alamaz mıyız? Alabilirsiniz. Yani seviye düşürmek daha yukarı, sıkıntıya daha girer. Ayakları sağlam. Evet. Bu tarafın kazıyı da daha tepoka dostura şuraya çaktım. Daha orada. İyi, tamam.